Arkadaşlar merhaba. Trigonometride yolumuza devam ediyoruz. Şimdi indirgemeyi öğrendik. İşte esas ölçü nedir? Temel kuralları biliyoruz. Şimdi soru tipleri öğreniyoruz. Yani burada özel olarak bir konu yok bu videoda da. Ama bir sürü soru tipi öğreneceğiz. Şimdi biz sıralamayı fonksiyonların tanımını çizerek yani birim çemberi çizerek açıları sıralamak yerine bakın neler yaparak indirgemeyi kullanıp nasıl sıralayacağız? Önce açıları hangi bölgede olursa olsun dar açı yani dar açı yapılır derken ne yapılır? İndirgeme yapılır. Tabii demek ki indirgemeyi o kadar hızlı yapmalıyız ki sonra da önce indirgeme yapıp sonra sıralamayı yapacağız arkadaşlar. Şimdi bütün ifadeler sin ve tana çevrilir. Yani işin içinde kos varsa sinüse çevirir. İşin içinde sorunun içerisinde kot varsa tanjanta çevir. Sin ve tanjantı kendi arasında sıralamak kolay. Çünkü sinüs birim çember üzerinde noktanın ordinatı. Tanjant da x eşittir 1 doğrusundaki kestiği noktanın ordinatı. X de ordinat. Sıralama rahat yapılır. Ve açılara bakıp sıralamalar yapılır sevgili gençler. Şimdi hemen sinüs 160'ı indirgeyelim. 180 eksi 20'den ikinci bölgede pozitif isim değişmez sin 20. Bunları mümkün olduğu kadar hızlı yapmanız lazım. Bol bol yazıp benzer örnekler yazıp indirgemeyi hızlandırmaya çalışın arkadaşlar. İkinci bölge kosinüs eksi 180 eksi 50'den kosinüs 50 eksi kosinüs 50. Koslar sine çevrilecek demiştik. Kos 50 sinüs 40'tır. Birbirini 90'a tamamlayan açılar sinüsü kosinüsüne bir açının sinüsü diğer açının kosinüsüne eşittir. Kosinüs 10 var. Onu da hemen sinüse çevirelim. Sinüs 80. Şuraya da sinüs 20 diyelim. Alt alta görünsün. Hepsi sinüs oldu. Sin eksi 25 kural gereği yani eksiyi öne kusar demiştik. Eksi sin 25'tir sevgili gençler. Şimdi iki tane eksi var, iki tane artı var. Eksi sıralamaların tamamında önce artı düşün denir. Sıralıktan sonra da tam tersini al eksi olduğu için. Şimdi birinci bölgede açı büyüdükçe sinüsü büyür. Bunun nedeni sinüsün tanımı. Açının noktanın ordinatı. Açıyı büyütelim. Noktanın ordinatı da yukarıya doğru çıkar. Yani açı büyüdükçe sinüs büyür. O zaman şu ikisi artı olsaydı sin 40 büyük olurdu. Ama eksi olduğu için tam tersi sin 40 küçük olur. Yani B küçük olur D'den. Bunların ikisi de negatif olduğu için diğer ikisinden daha küçük. Şimdi diğer ikisine bakalım. 20 ile 80. 80 daha büyük, 80'in görüntüsü daha büyük, 20'nin görüntüsü küçük. Önce küçük olanı A'yı yazalım, sonra da en büyük olanı yazalım. Mantık bu. Şimdi sıralama sorularına devam. Arkadaşlar, indirgeme çok hızlı olacak demiştik. 360, 250 pardon. 180 artı ne diyelim buna? İsim değişmesin bu arada. Tan kalsın. Kodlar da tan olacak demiştik. Tanlar zaten tan olarak kalacak. 180 artı 70, üçüncü bölge artı tan 70. Şimdi bu kod 360, bunun esas ölçüsü lazım bu arada. 360'ı geçiyor 10 derece. Yani bu kotanjant 10, esas ölçüsü. Yani indirgemeye gerek yok değil mi burada? İndirgeme yapılmaz yani. Kotanjant 10'u tanjanta çevir. Tanjant 80. Şimdi buna gelelim. Bu değer pozitife dönüşebilir. Evet, indirgeyelim. Yani bir an gerek yok gibi düşündüm ama tabii burada eksi var ama sonuç artı olabilir. Tanjant 140'ı incelersek 180 eksi 40'tan ikinci bölge. İkinci bölgede tanjant eksi. Sorunun önünde bir eksi zaten var. Burası eksi tan 40'a eşit. Eksi eksiden artı tan 40. Bu arada ne oldu? Hepsi artı oldu arkadaşlar. 70, 80, 40. Tanjantla ilgili ne biliyoruz? X eşittir 1 doğrusu tanjant ekseni. Açı, herhangi bir açı noktanın ordinatı tanjantı. Açıyı büyütürsem noktanın ordinatı da büyür. O halde açı büyüdükçe tanjant büyüyecek. En büyük B, sonra A, sonra C sıralama bitmiştir. Evet, her şeyin bir tekniği var. Hızlı olmanın gereği de bu teknikleri yani kuralları bildikten sonra soru çözüm tekniklerini iyi öğrenmek diyebiliriz. Şimdi 45 tanjant 45 tanjant 45 1. Peki tanjant 45'ten sonraki her açı birinci bölgede tan 46 47 48 hepsi birden büyük. Peki sinüs ağzıyla kuş bile tutsa biri geçemez.
O halde sorunun içerisinde tanjanttaki açı 45'ten büyükse kesinlikle ve kesinlikle 45'ten büyükse onun tanjantı kesinlikle şuradaki sinüsün açısı ne olursa olsun her zaman tanjantı büyük olur. Yani tan 46 sinüs bütün değerlerden büyük olacak. Mesela tan 46 sinüs 89'dan büyüktür. Evet sinüs 89 ama 1'i geçemiyor. Ama tanjant 45'ten sonra 1'i geçer. Sorusunu çözelim. Şimdi. Tabii burada şu cümleyi de kuralım. Eğer açılar aynıysa x x'e tabii ki tanjant büyük. Onu da söyleyelim. İlk sorumuz onunla alakalı. Aynı açının sinüsü. Bakın sinüs burada duralım. Ordinat. Aynı açıyı devam ettirirsem tanjant burada. Görüyorsunuz ki aynı açının tanjantı sinüsün üstünde kalır. Bu da iki tane önemli bilgi var yani burada. Şimdi en son kullandığımız cümle bu. Bakın 40-40, sin 40, tan 40. Hocam kos var. Kosu hemen sine çevir demiştik. Sin 20 yap. Sinüsler arasında açı büyüdükçe sinüs büyür. O zaman sinüs 20 daha küçük. Yani sinüs 20, sinüs 40'tan küçük. Peki sin 40, tan 40. Ne dedik? Açılar aynıysa tanjant sinüsün üstünde kalır. Yani tanjant 40 kesinlikle daha büyüktür. Bu ilk soru tipi olmuş oldu. Evet, indirgeme. İkinci bölge sinüs pozitif. Kosinüs gördüm. Hemen sinüsü yapıştır. Tanjant, tanjant olarak kalsın. Kotanjant, hemen tanjanta çevir. O zaman bunu 270-70 yapalım. 270-70, isim değişecek. Üçüncü bölge artı. O zaman tanjant 70 oldu. Pekala arkadaşlar. Bakın burada tanlı ifadelerin hepsi 45 dereceden büyük. O zaman bu iki ifade de sinlerin hepsinden büyük olacaktır. İlk başlarkenki kurduğumuz temel bilgilerden biri buydu uyguladığımız. Peki açı büyüdükçe tanjant da büyür. O zaman D en büyük. Sonra tan 50'den C büyük. Sinüste de açı büyüdükçe büyüyordu. O zaman sin 70 daha büyük. Nereden? Tabii ki sin 20'den. İşte size sıralım. Şimdi türünden yazma. Bunları çok iyi biliyorsunuz aslında. En iyi yaptığımız soru tiplerinden biri bu. Öğrencinin en çok sevdiği soru tipleri. Eğer bir trigonometrik oran belliyse diğerleri bellidir. Nereden bellidir? Çizdik üçgeni. Herhangi bir x açısı dar açı kabul et buraya yapıştır. Ondan sonrası kolay. Komşu bölü hipotenüs. Özel üçgen 12 çıktı. Sinüs karşı bölü hipotenüs 12. En zevkli, en basit soru tiplerinden biri. Bölge. Şuradaki bölge önemli. Demin o bölgeyi niye incelemedik öğretmenim? Çünkü burası birinci bölgeydi. Birinci bölgede bütün değerlerin işareti pozitifti. O yüzden incelemedik. Bunun şunun verilme amacı istenilen ifadenin ya da verilen ifadenin işaretini düşünüp sonucun önüne o işareti yazmak. Burası geniş açıda olsa, dar açıda olsa biz x'i dar açı kabul edip dik üçgen oluşturup sonucu buluyoruz. Ama işareti bu bölgeye bakarak sonuçlandıracağız arkadaşlar. Şimdi burada olduğu gibi bölge pi ile 3 pi bölü 2 arasında. Pi ile 3 pi bölü 2 arasında. Evet. Yani şununla şunun arasında. Ne oldu? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjantın işareti nedir arkadaşlar? Artı. Bakın burada eksi olması bizi yanıltmasın. İstenilen ifade tanjant, x açısı üçüncü bölgede, tanjant üçüncü bölgede artı. Şıklardaki eksi olan cevapları şu anda eleyebiliriz. Arkadaşlar. Şimdi hocam burada niye eksi var? Çünkü üçüncü bölgede sinüsün işareti eksi olduğu için eksi 7 bölü 24 vermiş. Peki biz dik üçgeni çizerken buraya bir yere eksi 7, eksi 24 böyle bir şey yazabilir miyiz? Tabii ki hayır. O bölgedeki işareti temsil ediyor. O halde x'i dar açı kabul ediyoruz. Sin x karşı bölü hipotenüs. Bu arada 7, 24, 25 üçgenini kullanacağım diye çok sevinmiştim. Ama kullanamadım. Arkadaşlar burada şurayı hesaplamak zorunda kalacağım ya. Bunu 25 yapalım. Sinüs karşı bölü hipotenüs 25. Bu da özel üçgen. 7, 24, 25. O halde şurayı 24 yapalım. Tan x'i sorduk. Karşı bölü komşu. 7 bölü 24. İşareti en başta konuşmuştuk. O yüzden cevabımız bu. Burada da hatalar oluyor açıkçası. İşaret hataları oluyor. Evet bu soru tipini çok seviyoruz ama
işaret hataları da yapıyoruz. Şimdi bakın yine bakın sonucu yanlış bulmamak adına ilk önce şunu kullanalım. 270 ile 360 arasında bölge 4, 4. bölge istenen ifadeyi kontrol ettim. Kosinüs 4. bölgede kosinüsün işareti pozitif. Şu anda şıklarda eksi varsa hemen eleyin arkadaşlar. Pekala. Hocam tanjant eksi 1 bölü 3. Çünkü x açısı 4. bölgede ve 4. bölgede tanjant negatiftir. O yüzden eksi 1 bölü 3. Uygun dik üçgen çiz. X'i dar açı kabul ederek çiz. Karşı bölü komşu yaz. Hipotenüsü hesapla. Cos x'i bul. Komşu bölü hipotenüs. 3 bölü kök 10. İşareti en başta konuştuk. Cevap artı 3 bölü kök 10. Evet, devam edebiliriz. Kosu vermiş tanı soruyor. Bakın burada hiç eksi kavramı yok soruda. Hiçbir yerde eksi yok. Arkadaşlar pi ile 2 pi arasında. Ha, öğretmenim deminden beri bütün bölgeler belli oluyor da burada bölge belli değil gibi. Pi ile 2 pi arasında, pi'den 2 pi'ye 2 tane bölge var. Burası mı burası mı? Buna karar verecek olan şey şuradaki işaret. Artı 3 bölü 5. Peki şu bölgede kosinüs nedir? Eksi. Bu bölgede kosinüs nedir? Artı. Burada kosinüs artı 3 bölü 5 verilmiş. Demek ki burası olamaz. Yani bölge 4. Tanjant. 4. bölgede tanjant ne? Eksi. Arkadaşlar gidin şıklarda pozitif olanları eleyin. Cevap kesinlikle eksi çıkacak. Peki değeri bulalım yine. Komşu bölü hipotenüs. Tanjant karşı bölü komşu. Eksi 4 bölü 3. Gözümüz aydın. Soru bu kadar. Devam ediyoruz. Türünden yazmada birbirini uç noktalara tamamlayan açılar. Birbirini işte 90'a tamamlayan açılar. 180'e tamamlayan açılar gibi pratikler var soru çözümünde. Şimdi burada görelim. Nasıl görelim? Mesela bu 25, 65'i 90'a tamamlıyor. O zaman 25'in kosinüsü 65'in sinüsüne eşittir. Şunu halledelim. 180 eksi 65, 115 yapar. İndirgeme yapıyoruz o zaman. İkinci bölgede artı, isim değişmez. Sinüs 65. Tanjantı halledelim. Ne diyelim? 180 artı ne diyelim? 40, 180 artı 45. Evet. Ha, çok güzel. 45. O zaman bilindik bir değer. Üçüncü bölge tan artıdır. İsim değişmez. Tan 45. Arkadaşlar 45, 45, 90 üçgenini çiz ve buranın 1 olduğunu bul. O halde 2 kere tan 2 sin 65 bölü 1. Bölü 1'e gerek yok. Cevap 2 kere sin 65. O zaman 2 kere A. Evet. Sorumuz bu. Benzer şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Önce indirgeme yap. Sonra burayı inceleriz arkadaşlar. Hızlı bir indirgeme yapalım. Tanjant 110. 180 eksi 70'ten. İkinci bölgede eksi. Eksi tan 70. Kotanjant 160 oldu. Buna da 180 eksi 20 mi diyelim? 180 eksi 20. İkinci bölgede eksi. O zaman şu terimin önü eksiye dönüşecek. 2'ye dokunamayız tabii ki. 180 dediğimize göre isim değişmez. Eksi kosin. Pardon, kot. İsim değişmez. Kot olur. Kot 20. 180 artı 20 diyelim. Üçüncü bölgede artıdır. İsim değişmez. 2 tan 20. Devam edelim. 250. Bunu nasıl yapalım? 250. 180 artı 70 yapabiliriz. Üçüncü bölgede artı. Evet burası artı. Tan 70. İndirgeme yaptık ama soruda eksi var. O zaman eksi tan 70. Şimdi tan 70'ler var. Kot 20 var. Tan 20 var. Ne oluyoruz hocam? Ne oluyoruz hocam? Bu biraz sıkıntılı. Arkadaşlar burada hatırlıyorum yani bu soruyu Cos 70 A'ya göre çözersek dik üçgende 1 eksi akareli kareköklü bir sürü terim gelecek. Burada kot 70'i bize vermek istemiş. Kot 70 Adana. Bakın kot 70 Adana ise kot 70 A ise 70 derecenin kotanjantı
20 derecenin tanjantına eşit. O halde biz tanjant 20'nin yerine ne yazacağımızı biliyoruz. Bu 1. Yani tanjant 20 A. Peki biz tan x çarpı cot x'in temel kurallar 1 olduğunu biliyor muyuz? Bu durum bize tan 70 çarpı cot 70'in 1 olduğunu söylüyor. O halde cot 70 A ise tan 70 1 bölü A'dır. O halde yerine yerleştirmeye başlayalım. Yerleştirmeye başlayalım. Tanjant 70. 1 bölü kotanjant 70. O zaman 1 bölü A. Eksi 1 bölü A. Kotanjant 20. Arkadaşlar tan 20 ile kotanjant 20'nin çarpımı 1'dir. Temel kural. Tamam mı? Ben tanjant 20'nin A olduğunu biliyorum. O zaman kotanjant 20 1 bölü A olacak. Şurası 1 bölü A. 2 çarpı 1 bölü A. Eksi 2 bölü A. Devam. Tanjant 20 Adana. 2 Adana. Tanjant 70. Bakın tanjant 70 burada. 1 bölü kotanjant 70. Kotanjant 70 de zaten A'ydı. O zaman 1 bölü A. Bakın şurası 1 bölü. Eksi 1 bölü A. Burada paydalar eşit. Eksi 3 bölü A. Ama burada payda eşitleyeceğiz. Bakın 2a çarpı a 2a kare eksi 1 bölü ortak payda a. Ters çevirip çarptığımızda a'lar gidecek. Eksi 3 bölü 2a kare eksi 1 gözümüz aydın. Soru. Evet biraz karışık bir soru. Çok fazla işlem var. İndirgeme var. Uç 1090'a tamamlayan açılar var. Tan x çarpı cot x 1 var. Yani var da var arkadaşlar. Kapsamlı bir soru oldu. Devam ediyoruz. trigonometrik oranlardan biri belliyse diğeri de bellidir demiştik. Evet doğru. Ama bakın burada 2x var, burada x var. Yani buna ait bir dik üçgen çiz. Hadi bakalım oradan x. Bu çok farklı bir soru. Yarım açıyla, şu an bilmediğimiz bir konu, anlatmadığımız bir konu. Yarım açıyla çözümü var. Ama burada çok özel bir teknik. Açıyı ikiye kırma tekniği öğreneceksiniz arkadaşlar. Şimdi 2x'e ait bir dik üçgen çiziyorum. Yani içinde 2x dar açısını kabul ettiğimiz bir yer olsun. Sinüsünü yazalım. Karşı bölü hipotenüs. Burası 3 olsun. Şimdi x açısı şu an ortalıkta yok. Biz tan x'i bulacağız. X açısının bu üçgenin ya da herhangi bir dik üçgenin içerisinde var olabilmesi için 2x açısını xx kıracağız. Açıyı ikiye kıracağız. 5 olan uzunluğun aynısından doğrusal bir şekilde uzatıyorum. 5 oldu. 5'e 5 oldu. Ve burayı nokta 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 birleştiriyorum. Arkadaşlar ikizkenar bir üçgen yaptım. Bakın kenarları 5'e 5 olan ikizkenar üçgen. Taban açıları eşittir. Şu açı. Şuradaki açı eşittir. İki iç açının toplamı bir üçgende bir dış açı eşit. Burası 2x'e. Demek ki bunlar da eşit olduğuna göre xx olmak zorunda. Şimdi büyük üçgene bakarsanız, şu uzayan büyük üçgene bakarsanız, burası 4 ama burası 8 ve burası da x. Artık x bir dik üçgenin içinde. Ne sorarsa sorsun. Tan x'i arıyoruz. Karşı bölü komşu. 4 bölü 8, 1 bölü 2. Geçmiş olsun diyelim. Gayet de güzel bir soru çözmüş olduk. Özel bir soru çözmüş olduk. Öyle diyelim. Dediğim gibi başka konuda yarım açı toplam fark yarım açı konusunda sorunun farklı çözümünü göreceğiz. Bu kestirme çözüm. Güzel olan bu. Açı kırma sorusu. Çünkü 2x verilmiş, x isteniyor. 2x açısını kıracağız. Yani tekrar yapmış oluyoruz. Şuraya 2x yazdık. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. 7, 24, 25 bu sefer karşımıza çıktı. Açıyı kıralım. 25'ten bir tane daha şu tarafa yapalım. İkizkenar bir üçgen oluşturalım. Ve şuradaki açı ve şunun toplamı 2x olması için ikizkenar zaten x diye. Bize şu x açısı dik üçgenden cevap verecek. Tanjant soruyoruz. Karşı 24, komşu 32. Evet. 4'e bölelim. 6. 4'e bölelim. 8. Tekrar bir 2'ye böldük. Ve cevap 3 bölü 4 çıktı sevgili gençler.
Buraya kadar videomuzu tamamlıyorum. Bundan sonra hem genel tekrar hem de güzel sorular olan başka bir videoda görüşmek üzere.